Şimdi sevgili seyirciler, yürüyüş yollarından geldik biz buraya. Burası bir şapel ama buranın tarihiyle ilgili hanımefendi bize bilgi verecek. Evet, burası ne? Şimdi evet, bir şapel. Şapel kiliselerden önceki tek mekanlı yerlere deniz. Yani yanlarında nefleri yoktur. Tek bir mekan halinde olduğu zaman ki kiliselerin öncesidir, bunlara şapel deniz. Bu da bir şapeldir. Bütün dini mekanlarda olduğu gibi doğu batı eksenindedir. Bakın, şapelin papazının veya vaftizin diyelim, kısım, doğduğu kısım doğu kısmındadır. Çıkışta zaten batıdadır. Bizdeki şeylerde de öyledir. Evet. Güney bakar ama genellikle bütün kiliselerde, genellikle değil kesinlikle, doğu batı eksenindedir. Bu kilisenin 11. yüzyıldan hemen sonra ve de Anadolu tarzı bir şapel olduğunu anladım biraz önce. Nereden dersiniz yani? İstanbul'a bağlı değil, Konstantin tarzı değil. Çünkü Konstantin de İstanbul'da resim yapmak yasaktı. Yapılmazdı, resim yapılmazdı, yasaktı. Halbuki Anadolu'da, örneğin Kapadokya'da İsa'nın hayatı hep resimlenmiştir. Hristiyanlıkta 11. yüzyıldan itibaren Anadolu'da resim var. Konstantin'de yok yani, İstanbul'da, Bizans'ta resim yoktur ve yasaktır. Dolayısıyla zaten İstanbul Kapadokya'ya gelip çok tahrip etmiştir. Yani İstanbul Bizans'ı da ilk tahrip eden Kapadokya'yı. Bir kere de değil, 3 kere tahrip etmiştir. Sonra Theodora diye bir imparatorluğu zamanında yasaklanıyor tahrip edilmesi. Burada o zaman Bizans'la Anadolu karma mı olmuş, nasıl olmuş? Bizans, İstanbul, yani Doğu Roma İmparatorluğu'nun konmuş bir adıdır Bizans diye. Yani genelde Anadolu'da yaşayan Rumlar demektir. Bizans'ı meydana getiren Rumlar. Etkinlikler başlanırken burada bir hareketlilik vardı. Biz dedik ki ne oluyor, duvara bir şeyler yapıyorlar ve o bir şeylerin arkasından böyle muhteşem bir sanat eseri ortaya çıktı. Hocam neler söyleyeceksiniz? Önce sizi tanıyalım. Ben Bünyamin Pehlivan. Bodrumlu ressam, Mavi'nin ressamı Bünyamin Pehlivan diyelim. Bu Karadağ şenlikleri içerisinde şu anda gündemde olan Karaada'nın ve Bodrum'un imara açılması konusu vardı. Bodrum'un güzelliklerini burada bulunan ressam arkadaşlarımızla birlikte Bodrum'u tuvale yansıtıp Bodrum'umuzu gösterelim, insanları duyarlılığa çağıralım. Bir sanatçı olarak elimizden gelen buydu bizim. Bodrum'a sahip çıkmak adına bu eseri yaptık. Bodrumlar Bodrum'un kıymetini biliyor mu? Bilmek zorunda. Öyle değil, bilmek zorunda. Bunlar kaybettiğimiz zaman bir daha geri gelmez. Bunlar ileride belki 10 yıl sonra, 20 yıl sonra bunları göremeyeceğiz. Bu endişeyi yaşıyoruz. En azından resimlere baktığımız zaman, aa Bodrum böyleymiş. Nasıl 1960'larda, 70'lerde bakıyoruz, 1910'larda bakıyoruz, aa Bodrum böyleymiş, ne hale gelmiş diyoruz. Aman Bodrum'umuz hep böyle kalsın. Bozmayalım. Bu haliyle bari bozmayalım. Oynamak isteyen gruplarımız varsa buyursunlar ve tüm Bodrum'da hemşehrilerimi bu türkümüzle oyuna davet ediyorum. Hadi kaptanım. Oh,
yanımızda. Ama burada standlarıyla yerlerini aldılar. Şimdi neden Karaada'da yerlerini aldılar bunu soracağız. Efendim önce tanıyabilir miyim? Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Mesleki Yüksekokulu El Sanatları Bölümü. Öğretim görevlisi Berna Sevinç. Amacımız hem yapılan şenliğe katkıda bulunmak hem de biz Muğla olduğumuz için Muğla Üniversitesi'nde burada yer almasını arzu ettik, gönlümüzden geçirdik. Yapmış olduğumuz el sanatları bölümü olduğu için yapmış olduğumuz çalışmalarla biz katkıda bulunmak istedik. Bir el sanatları atölye çalışmamız yapıldı. El baskıcılığı atölyemiz var programımızda. Onun dışında diğer Ebru'dan, Batik'ten takı tasarımı bölümümüz var. Yine aynı şekilde nakış çalışmalarımız var, işleme çalışmalarımız var. Bunlarla katkıda bulunmaya çalıştık Karaada'daki bu şenliğe. Evet, bu projelerin içerisinde devamlılığı istiyor musunuz? Yani bugün size ne kazandırdı? Vallahi bugün keyifli oldu, biz keyif aldık. Her zaman katılmak isteriz. Farklı çalışmalarımıza da etkinliğe destek vermek isteriz. Bizim için güzeldi. İlgi nasıldı? İlgi nasıldı? İlgi çok güzeldi. Özellikle çocuklar çok ilgiliydi. Gelecek onların elinde olduğu için onların ilgili olması ve özellikle kaybedilmekte olan bu mesleklerimizin tekrar onlar tarafından bu şekilde seviliyor olması da bizim için ayrıca büyük bir mutluluk. Dolayısıyla hani biz daha sonraki çalışmalarda da burada yer almayı istiyoruz. Aha. Efendim sizi tanıyalım. Funda Akçalı. Ben Bodrum Belediyesi Meclis Üyesiyim ve Kültür Sanat Komisyonu Başkanıyım. Yani şimdi kültür denildiği zaman belediyede bütün işler sizden sorulur. Efendim, pek o kadar değil ama. Nelerle uğraşıyorsunuz belediye, kültür, sanatta? Biz meclis üyesi olarak Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü'nün bize getirmiş olduğu konuları, dosyaları inceliyoruz. Diğer arkadaşlarımla birlikte karar alıyoruz ve destekleme noktasında da belediyenin kendi etkinliğini direkt belediye yapar. Ama bize gelen dosyalarda nasıl destek olabiliriz, nasıl yardımcı olabiliriz? Bu noktada şurada da olduğumuz gibi Karaada'da Pedasa Lelek Derneği'nin etkinliğine belediyemiz destek vermekte şu anda. Nasıl görüyorsunuz yani bu etkinliği? Çünkü Karaada'ya biz mesela hani gelmeden evvel hani Karaada yani normal bir adada düzenlenen bir etkinlik. Hiç görmeyenler için kafasındaki budur. Ama geldikten sonra buranın arkeolojik yapısıyla ilgili, buranın korunulur alanla olmasıyla ilgili ve buranın tanıtım atağıyla da ilgili ciddi çalışmalar yapılması gerekiyor aslında. Bunun bir parçasında yer aldınız. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi tanıtım noktasına geldiğimizde Karaada zaten Bodrum'un bir adası ve bilinen bir yer. Ancak planlarda yapılan bir takım değişiklikler, birinci derece sit alanından ikinci dereceye dönüşmesi, bu isimlerin değişmesiyle Karaada'da bir yapılaşma olursa biz buna çok üzülürüz. Biz değerlerimize sahip çıkmak istiyoruz ve buradaki tarihi, kültürel ve doğal dokunun asla bozulmamasını istiyoruz. Derneğin bu anlamda yaptığı çalışma da buna bir tepkidir zaten. Biz Karaada'yı böyle seviyoruz. Tabii ki şuradaki eskimiş yapılar, daha önceden yapılmış olanlar doğaya uygun bir şekilde düzeltilebilir ama asla ve asla imara açılacak bir nokta değildir Karaada. Böyle korunmalıdır. Değerlerimize, kültürümüze, tarihimize olduğu gibi sahip çıkmalıyız. Efendim çok teşekkür ediyorum bu düşünceniz için. Efendim belediyenin kültür ve sosyal işlerinden de böyle güzel bir yorumu da aldı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Çünkü istediğimiz de budur bizim. Efendim sizi tanıyalım. Neler söyleyeceksiniz? Merhabalar. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölüm Başkanıyım. Evet. Gülizar Çelebilik. Evet. Biz geleneksel el sanatları programı ve takı tasarımı, kuyumculuk programı olarak destek verdik. Projede de El Sanatları Merkezi adı altında yapılabilecek etkinliklerde, çalışmalarda, uygulamalarda yer almak istiyoruz. Öğrencilerimizle bugün buradayız. Çok mutluyuz.
güzel bir gündü bizim hocam, için. Mezarlarımızı kaybediyoruz. Bizim aslında sıkıntımız bu. Gençlerimiz dedi, bunlar da hani şimdi az önce de dedi, gençler bizim için çok önemli. Gençlere de bunu çekmemiz gerekiyor bizim. Evet. Çünkü bizim artık mirasımızı onlar taşıyacaklar. Onlar ileri götürecekler. Siz nasıl görüyorsunuz gençleri, öğrencilerinizi? Derslerimizde özellikle şuna dikkat ediyoruz. Geleneksel değerlerin, kültürel değerlerin geleceğe taşınması anlamında motif, renk, teknik olarak bunların uygulamalarını yapıyoruz. Doğru uygulamalar, doğru tekniklerle geleceğe taşınmasını sağlamaya çalışıyoruz. Burada da bu şekilde olmamız gerektiğini düşünüyorum. Hani Karaada Şenlikleri ya da projede Muğla ya da Bodrum, Milas, yakın çevrenin de kültürü de dikkat edilerek geleceğe taşınması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda herhalde biz yardımcı olacağız diye düşünüyorum. Yüksekokulu Bodrum bölgesinde tek okul mudur? Tek okuldur. Hatta üniversitenin Muğla ve tüm ilçeleri içinde tek el sanatları adı altında tek bölümümüz. Bak aslında sevgili seyirciler, burada önemli bir konuyu da öğrenmiş ve sizlere de öğretmiş, göstermiş olduk. Biz kültürel miraslarımızı kaybetmemek adına el sanatlarının artık günümüzden bir sonraki nesillere de hiç özelliğini bozmadan taşınması adına, nasıl ki biz arkeolojik yapılarda o dönemin el sanatlarını kavrayabiliyorsak, yıllar sonra da bizim bu kültürümüzü anlamaları adına nesillerin bunu algılatma ve yansıtma adına da önemli bir rol. O yüzden bu bölgede, Muğla bölgesi çok önemli, çok renkli bir kültüre sahip. Bu okulun tek oluyor olması ve ciddi şekilde çalışmalar gösteriyor olması çok önemli. O yüzden de gençlerimiz duyarlı olsun, öğrencilerimiz özellikle. İçindeyiz. 9 tane öğretim üyesi olarak çalışmaktayız. Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Milas'ta özellikle Latmos dediğimiz beş parmak dağlarındaki motifleri taşıdık takılarımıza. Onları bugün buraya getirdik. Çok da ilgi gördü. Sağ olsun misafirlerimiz ilgilendi. Motiflerimizi, renklerimizi, tekniklerimizi taşımaya çalışıyoruz. El sanatları ürünlerine. Sevgili seyirciler, böyle tabaklarımızda da bir desen var ama bakalım soracağız burada ne yapmaya çalıştılar. Evet. Otel Lokanta İkram Hizmetleri Bölüm Başkanı Milas Meslek Yüksekokulu'nda. Evet, Milas Meslek Yüksekokulu'nda Otel Lokanta İkram Hizmetleri Bölümü, Aşçılık Programı ve Turizm Otel İşletmeci Programı diye ikiye ayrılmaktadır. Aşçılık programındaki öğrencilerimiz daha çok yöresel yemeklerimizi gün yüzüne çıkarıp gelen turistlerimize hem kültürümüzü hem yöresel yemeklerimizi tanıtmamızı amaçlamaktayız. Ve bunu ülke çapında yaygınlaştırmayı ve kültürümüzün bir parçası olan yemeklerimizi dünyaya tanıtmakla ülkemizde tanıtacağımıza inanıyoruz. Burada yöresel yemeklerimiz mi var? Evet, bunlar Bodrum yöresine ait yemeklerimiz. Mücber, arkadaşımız anlatsın. Evet, ya gençler de yani evet, şimdi. Evet. Bu ot köftesi Bodrum'un yöresel yemeği. İçinde Arap saçı ve dalagan var. Evet. Peynir, beyaz peynir, öyle onu harmanlayıp yapılan bir köfte çeşidi. Evet. Şimdi sevgili seyirciler, bu organizasyonun bir amacı da gençleri teşvik etmek, gençleri kazanabilmek, kazandırabilmek. O yüzden de gördüğünüz gibi meslek okulu öğrencilerimiz olduğu kadar aşçılık okulu öğrencilerimiz de burada yerlerini aldılar. Evet. Hocam, amaç gençleri de aslında buraya genç doğal yaşam alanı mı? Evet, gençlerimizi kültürümüzle özleştirip bu tür doğal yaşam alanı, yani bozulmamış doğasıyla iç içe olan doğal yaşam alanlarını gençlerimizi ön plana çıkararak ve kültürümüzü ön plana çıkararak dış dünyaya tanıtmayı amaçlamaktayız. Aynı zamanda Milas bölgemizde kırsal turizm potansiyeli olarak oldukça üstündür. Bunu da kırsal turizm potansiyelini Bodrum'a tanıtıp Bodrum'da her şey dahil otellerini, bir konsepte gelen müşterilerimizi, misafirlerimizi Milas bölgemize götürüp günübirlik turlarla kültür turizmini başlatmak istiyoruz. Amaçlarımız, hedeflerimiz bunlar. Gidiyorum sizi, bu da çok önemli. Bu nedir? Canım, bu nedir? Bu ot dolama böreği. Evet. Bu da Bodrum'a has özel bir börek çeşidi. Evet, özellikle bu börekte birçok ot var. Ebegümeci, dalgan, nane, evet, maydanoz. Ondan sonra birkaç tane daha vardı. Arap saçı benzeri otlardan. Tamamen doğal. Evet, tamamen doğal ve çok sağlıklı diyebilirim. Evet sevgili seyirciler, işte bizim sizlere göstermek istediğimiz
bir emek var ortada ve bu emek gerçekten de hem doğal kültürel varlıklarımızı ortaya çıkartmak, aynı zamanda da yemek kültürümüzü de, yöresel yemek kültürümüzü de bir anlamda hem öne çıkartıp hem tanıtmak. Ben sizlere, öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Bu yüzden de diyoruz ya, her programımızda dediğimiz gibi gençler bizim için çok önemli. Seyirciler, Bodrum'da başlayan hazırlıklarımız, Bodrum'da başlayan işte teknelere binişimiz ve bizim Karaada'ya ulaşımımızdan sonra çok eğlenceli ve dolu dolu bir gün geçirdik. Aslında amacına uygun olan bir etkinlikti. Bu etkinliğe istinaden neler yapılıyordu onları ekranlarımıza getirdik, röportajlarımızı aldık. Ama dedik ki bunun arkasında, bu organizasyonun arkasında gerçekten ciddi emek harcayan, çok çalışan ve bu bölgenin kültürel özelliklerini tanıtmak için de hakikaten neyi varsa var gücüyle de bunu ortaya döken bir isim. Mehmet Belengeç Başkanım, Bodrum Ziraat Odası Başkanı, aynı zamanda Leylek Uygarlığı adına kurdukları derneğin de başkanlığını yapıyor. Biz PETAS etkinliğini çekmiştik. Amacına uygundu. Çok da beğenildi. Böyle bir yer var mıydı bilmiyorduk denildi. Bize çok güzel olumlu, kanalımıza da çok güzel olumlu tepkiler geldi. Şimdi biz bunların üzerine artık bir derleme yapıyoruz. Karaada'ya geldik. Neler oluyordu burada? Başkanım bize bir anlatsın. Başkanım, o günden bugüne bayağı bir zaman geçirdik. Gene bir organizasyonun içerisindesiniz. Gene bir kültürün içerisindesiniz. Hakikaten de ben bütün dernek başkanlarıma selamlarımı gönderiyorum ama amacına uygun çalışmaları yapan, örnek göstereceğim derneklerden bir tanesinin başkanlığını yapıyorsunuz. Bize bir kez daha kendinizi hem tanıtın hem de burada neden bulunuyoruz onu anlatalım. Tabii burası 60'lı 70'li yıllarda Bodrum için önemli bir yerdi. Bilhassa Ilıcası çok buranın önemli. Şimdi biz bu çalışmaları yaparken aslında Bodrum'un kendi kimliği, örf adetleriyle tarihi ve doğayı nasıl birleştirerekten bu etkinlikleri yılda birkaç defa yapıp burayı bir proje adı altında uluslararası gençlik ve doğa kampı yapma çalışmalarımız var. İnşallah önümüzdeki şenlikler daha bunlardan güçlü olur, daha verimli olur. Çünkü burada ulaşım sorunu var, burada çok ciddi. Fakat biz bunu çok basit bir etkinlik olarak başladık. Karaada kahvaltısı olarak başladık. İşte geçen sene ve bu yıl katılım ve talep çok oldu. Biz 2 yıl önce yapalım mı yapmayalım diye düşüncelerimiz vardı bizim, ama Bodrum halkı böyle bir etkinliği istiyor. Aslında biz bunu 1-2 hafta öne çekebilsek daha da katılım olup hava şartları da daha uygun olacak. İnşallah hem 2 hafta öne çekeceğiz bu etkinliğin tarihini, hem de burayı bir proje yapılarak da bu görmüş olduğunuz tesisi de restore ettirmek için vesile olacağız. Biz bu çalışmaları Bodrum Belediyesi ile birlikte ortaklaşa planlıyoruz. Yani bu proje Bodrum Belediyesi'nin projesi olacak. Biz dernek olarak bu projeyi içini dolduracağız ve uygulamasında belediyemizle birlikte uygulamasında bizim emeğimiz daha fazla olacak. Ben belediye başkanımızla görüştüm. Burayla ilgili kendisiyle 2 görüşme yaptım. Kendisi de bu çalışmalara olumlu bakıyor. Kendisi de Bodrum çocuğu ve bu kültürü çok önemsiyor. Bodrum'un kendi kimliğinin devam etmesinden yana. O bakımdan başkanım Mehmet Kocadon bu konuda bize destek vereceğini söyledi. Bu adayı da eski günlerine getirmesi konusunda da kendisi de kararlı görünüyor. Ben Anadolu Kervanı'na teşekkür ediyorum bu konuyla ilgili. İnşallah bu sesimizi bizim Türkiye'ye duyurur.
Aslında burası doğal yaşam alanı. Zaten sit alanı ama doğal yaşam alanı. İşte kampingler, trekkingler, bunların yapılabileceği, gençlerin burada kamp yapabileceği bir ortamı hazırlamak için bir proje başlangıcındasınız. Evet. Peki hangi süreçler bekliyor bu proje içerisinde sizi? Tabii biz şimdi hem üniversite kanadında hem de bizim derneğin çalışmaları var proje konusunda. Şimdi burada biz oluşmalar arası işte burada organik tarımın, doğal yaşamın, bilhassa dalış merkezi olması konusu, bilhassa kampçılık burada çok önemsiyoruz biz. Burada çok güzel kamp yerleri var. Gördüğünüz gibi yürüyüşe de katıldınız. Yani bunların 5-6 ayağı var. Projenin bunların bu ayaklarını biz ileriki günlerde proje ortaya çıktıktan sonra tekrar görüşürüz, bunları paylaşırız, sizi bilgilendiririz. Yani proje olmadan biz burayı devam ettire, buranın yaşama şansı yok. Yani burası en büyük risk, burayı imar açılma tehlikesi var. Böyle bir riskin biz katkıda sağlamış oluruz inşaata açılmamasından. Buranın imara açılmasında önlemiş oluruz bu aktivitelerle. İnşallah bir yıl içinde biz belli bir yere geleceğimize inanıyoruz. Belediye başkanımız da bu işin içinde destek verdiği sürece sanırım bu Bodrum'a Karaadi'yi tekrar kazandırıp eski günlerini getiririz. Biz de bunu buradan ilgili kurum ve kuruluşlara, bakanlıklarımıza duyuralım ki çünkü bu projeler hakikaten çok ciddi emek harcayan projeler, çok geniş kapsamlı olan projeler ve içerisinde de gençlerin, çünkü bir kültür mirasıdır buraları, gençlere de bunu hem sevdirebilmek hem de gençleri kazanabilmek adına da aslında amacına uygun en akıllıca projelerdir. Programımızın başından beri hep anlatmaya çalıştık. Bir tarafı deniz, bir tarafı termal. Termalle ilgili neler yapılabilir? Gayet tabii termal, burası şifalı su. Burada bir takım hastalıklara termal tedavi de yapıyor. Yani geçmişte buranın termalle ilgili çok ciddi şeyleri olmuştur. Osmanlı döneminde. Evet, faydaları da çokmuş başkanım. Evet evet, çok faydalı. Yani bu termalin daha önce önünde bunun set yoktu. Şimdi daha kullanılabilir halde. Termalle birlikte zaten burası ciddi bir proje olabilir yani. Her yerde otel var, her yerde lüks otel var. Buranın tesis değil, esas konu termalin şey yapılması. Ama kışın da burada yaşamın sürdürülmesi. Tabi burada ulaşım sorunu var. Bunu herhalde bir kooperatif kurulup taşıyıcılar koyuyor. Saatte bir burada tekne kaldırdığımız zaman bu konuyu çok iyi burası bir an önce hayata geçer. Deniz turizmimiz var ama kırsal turizmi de, kültürel turizmi de harekete geçirmek için bir başlangıç içerisindesiniz. Artık yani bunun biraz daha resmileşmesinin içerisindesiniz. PETASA ile başlıyoruz yavaş yavaş. Karaada'yı da alıyorsunuz. Yani şimdi Bodrum Ziraat Odası Başkanı kimliği ayrı. Evet, çünkü bakın buraya da tarımla ilgili bir projeyi koyuyor. Ciddi bir yoğunluk var artık sizde. Gayet tabii. Yani bu işleri öncülük olanlar üstünde kalıyor bu iş. Yani bunların içinde çok ciddi stres yaşıyoruz biz bu etkinliklerde. Bir proje oluyor. Sizi bu proje çalışmaları belli bir kişilik sahibi ediyor. Topluma karşı sizi belli bir yere getiriyor. Fakat 96'da başlayan PEDAS'a şimdi kazı izinlerini aldık orada. Evet. Restorasyon devam ediyor, şenlikler devam ediyor. O artık belediyenin yürütebileceği bir proje oldu. Şimdi Karaada daha yeni doğmuş bir çocuk. Şimdi biz burada aynı zamanda dalış için kazıda müracında bulunacağız. Yani şimdi Yarımada'nın kazıları Profesör Adnandiler'in kontrolünde gidiyor. Burası da Adnandiler'in kontrolünde bir yer. Hem PEDAS'ı hem burayı kazması belki zor olabilir. Burada da PEDAS'a kadar kazı az ama burada deniz dibi kazıları önemli. Evet. Mesela bunu başlatmaya belki sebep oluruz. Yani biz sebep oluruz. Bu çalışmalar biz farkına varmıyoruz ama bizi çok önemseyen bir halk kesimi var. Yani sizden biz çok şey bekliyoruz. Yani siz varsınız bu iş olur gibi bizi bu işe teşvik eden, tetikleyen belli bir kesim oluşuyor bu çalışmalar. Ama o kesimi hayal kırıklığına da uğratmıyorsunuz. O kesim çünkü her seferinde bir de kat daha hani büyümüş, bir kat daha, bir adım daha ilerlemiş boyutta buluyor sizi. Evet, tabii yapılan iş doğru olunca ne kadar önüne engel çıkarsa çıksın
bunları aşmak için bir sürü sana imkanlar geliyor. Bilmediğin imkanlar senin önüne geliyor. Yani buradaki bu projenin olmasında hem Muğla Üniversitesi Bodrum Denizcilik Okulu, hem Muğla Üniversitesi Milas Koşman Okulu takı tasarım bölümleri, bundan da röportajlarını yaptınız. Bunlar bu projeye çok heyecanlı. İnşallah biz de bu projeyle ilgili daha bakanlık destekleri, belediyenin imkanlarıyla bu proje çok güçlü hale geleceğine inanıyoruz biz. İnanılan şey de sonuç alınır. Bir yılda efendim çok güzel şeyler oldu. Güzel gelişmeler gitti. Emin, ağır ama emin adımlarla da ilerliyor. Ve projeleri de yani onlar da ağır adımlarla gidiyor ve ama amacına ulaşarak gidiyor. Bakalım artık bir sonraki yılımızda daha neler olacak önümüzde, çünkü bir de mandalin festivalleri var. PEDASA'ya hazırlanacaklar. Bir yandan tarım işleri, böyle dolu dolu bir Bodrum'un sizin gördüğünüz ama bizim size ısrarla göstermeye çalıştığımız arka bir yüzü var. Ve burada da işte insanlar canla başla bunları meydana çıkartabilmek, bunları tanıtabilmek için de uğraşıyorlar. Teşekkür ediyorum başkanım. Çok sağ olun. Buradan bizi izleyenlere, bir Bodrum'a ve tüm Türkiye'ye neler söylersiniz? Gayet tabii, ben öncelikle Anadolu Kervanı programını için bizi devamlı takip ediyorsunuz. Sizlere teşekkür ediyorum. Ayrıca Bodrum Belediye Başkanımız Mehmet Kocadon'un bu konuda ciddi bize katkısı var. Yoksa bunu yapmamız mümkün değil. Ona şey yapıyorum. Ben katılımcıları ve Karadağ'ı projeyi yapmak için bana destek verenlere, dernek yönetim kuruluma çok çok teşekkür ederim. İnşallah konuştuklarımız kısa zamanda hayata geçer. Evet. Şansımız var. Ne konuşuyorsak hep hayata geçiriyoruz başkanım. Bilmiyorum sizden mi, bizden mi, şansımızdan. Evet sevgili seyirciler, biz buradan Bodrum Belediye Başkanımıza da teşekkürlerimizi iletiyoruz. Çok sağ olun. Karaada gezimizi burada sonlandırdık. Karaada'dan ayrılıyoruz. Karaada gördüğünüz gibi arkamızda kaldı. Termaliyle, doğasıyla, tarihiyle farklı bir özelliğe sahip olan adadan şimdilik sizlere veda ediyoruz. Ama bir başka güzellikleri tekrar ekranlarınıza getirmek üzere başka şehirlerde görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın, bizi izlemeye devam edin. Bakalım daha Anadolu Kervanı ile hangi güzelliklere ev sahipliği yapacağız.